السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله ومدد يا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم يا مشايخنا في طريقة نقشبنا مدد يا ما شاء الله فاز دعسان مدد يا ما شاء الله محمد ناظم حقان دستور Mevlid ayınız mübarek olsun inşallah. Mevlid Rabiül Evvel ayı Peygamber Efendimizin ayıdır. Bereketli, mübarek bir aydır. Ne için bereketli, mübarek? Çünkü Allah'ın en sevdiği kulunun doğduğu aydır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde az önce hutbede de buyurduğu gibi hakiki iman sahibi olmazsınız ki beni babanızdan, çocuğunuzdan, bütün insanlardan çok sevmedikçe hakiki iman sahibi değilsiniz. İman başka, İslam başka. Kelime şehadet getiren hepsi Müslüman olur. Ama iman sahibi olmak daha yüksek derece, daha faziletli. Yani İslam'la imanın arasında yerin gök kadar var dersek daha fazla da var. O kadar imanın mertebesi yüksektir. Onun için şimdi çoğu insan bazen diyorsun ki okuyorlar daha fazla ilim sahibi olacaklarına cahil oluyorlar. Ne için öyle oluyor? Çünkü bu okutan insanlar kitaptan almışlar. Nasıl diyeceğiz? Suni yapmacık derler daha fazla. Yapmacık olarak alim olmuşlar. Kitap okumuşlar. Dediğiniz gibi maşallah oturdu mu 10 saat konuşsa susmaz. Her şeyden de anlatır. Ama ne fayda yok. Fayda değil de zarar var o insanlardan. Ama şeyhten alan, alim, mürşitten alan insan, onlar iyi insanlar yetiştirir. İlim onlardan talep olunur. İlim talep etmek farzdır her Müslümana. Onun için Müslümanlar da her defa, her tarafta ilim alalım diye oraya buraya gidiyor. Bir hoca gördüler mi? Bu iyi hocadır diye dinliyorlar. Artık o hoca mürşitten almışsa, evliyalara hürmet varsa, o insan peygambere de hürmet etmiş oluyor. Yok, kendi kitaptan okuyup da yapmacık olduktan sonra bakıyor ya bu okuduğumuz peygamber de bizim gibi insan diyecek ondan sonra. O da işte geldi gitti, bir şey var, işi vardı, Allah onu gönderdi. O oldu. Yani o kadar fazla tazim etmeye gerek yok derler. Halbuki Kur'an'da da çok yerlerde Allah Azze ve Celle peygamberin tazimi için emirler koymuş Kur'an'ın içine. Ayetlerde kendi de ben de tazim ettim, siz de tazim ediniz, ona salatü selam getirin diye emirler var. Ne hikmetse o alim diyen insanlar onları göremiyor. Kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Şimdi bu bakımdan dergahlar, hakiki meşayihler
mürşitler olması mühimdir. Onların yetiştiği yer Peygamber Efendimiz'in yani ona kadar yetişirler. Çünkü icazetle oluyor. Meşayihler birbirinden icazet vere vere onların yanlarına, etrafına, sohbetlerine gelenler o feyizden nasiplerini alıyorlar. Bu nasip meselesidir. Peygamber Efendimiz'i sevmek herkese kısmet olmaz. Allah Azze ve Celle dedi, ben peygamber nurundan yarattım kainatı. Ondan sonra onu Adem Aleyhisselam'ın sulbuna koydum. Ta ki Peygamber Efendimiz doğana kadar en temiz insanların arasından seçtim. Hatta insanların en iyisi Araplar dedi Peygamber Efendimiz. Arapların içinde de Kureyş dedi. O halde olduğu halde Kureyş en çok eziyet eden insanlardı Peygamber Efendimiz'e. Onlar eziyet edenler Kur'an'da da devamlı zikredilip de aleyhlerine ayetler var. Hatta Ebu Cehil ölürken işte Abdullah bin Mesud ufak tefekti Peygamber Efendimiz'e demiş ki sen de cihat et, şey yaparsan. Ebu Cehil zaten dövmüştü Abdullah bin Mesud'u, kulağını yırtmıştı. Orada gelince onun kafasını keseyim derken demiş kendisine al şu senin ahbabına söyle. Bu öldüğüm halde bile ondan daha fazla nefret ettiğim adam yok bu dünyada demiş. Öyle deyince Peygamber Efendimiz demiş ki bu benim Firavun, Musa kardeşimin Firavundan daha beterdir. Musa'nın Firavunu ölürken amentü demiş. Bu yani biliyor öleceğini, gene de en çok nefret ettiğim insan budur diye haber gönderiyor ki Peygamber Efendimiz'e. Öyle ya. Bu da Kureyşli. Ötekisi amcası Ebu Leheb. O öz amcası yani. O da sevmedikten sonra bütün vakit Tebbet diye Allah ona sövüyor Kur'an'da. Kıyamete kadar o öyle gidecek. Ama onun da bir şeyi var. Yani Allah'ın hikmeti. Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün bir tane kölesi varmış. O müjdeyi verince yeğenin oldu demiş kendisine. O sevmiş ona bir ikram etmiş köle. Pazartesi günü, her pazartesi günü ondan azap hafifletirilmiş cehennemde. Onun o gün su elinden bir parmağından su olur içermiş. Bu ne delalettir? Yani en ufak bir şey yapsa bile Peygamber Efendimiz'in hürmeti için Allah ona daha fazlasını verir. Ama onun Habibini eziyet ederse, ona hürmet etmezse onun da çekeceği vardır. Yani en yakın Arap'ım diye ya da Kureyşliyim diye kurtulmaz. Çünkü Allah'ın sevdiği kuldur bu. Onun da cezası var. Onun için yani bu biz Arap olmayanlar Arapları seviyorlar insanlar. Ama Peygamber Efendimiz için seviyorlar. Onlar da bu şeyi kullanıp Allah'ın hikmetine bak. Hani Arap diye Peygamber Efendimiz'in Arap olduğu için Arapları seviyorlar. Araplar da kalkıp da Peygamber Efendimiz'in
bu artık öldü gitti diye milletin itikadını bozuyorlar. Onlar da çekecekleri var demek. Yani onun faydası yok. İşte bu şeyi bir türlü insanlara anlatamıyoruz ki Arap'tı, Acem'di, onlar hiçbir faydası yok. Fayda olan peygamberi seveceksin. Anandan, babandan, çocuğundan, çoluğundan herkesten fazla seveceksin. Bizim işte bu ehali memleketlerde şimdi bebek de konuşmaya başlayınca başlarlar kimi seversin? İşte anamı yok derler. İlk başta Allah'ı severim diyeceksin. Ondan sonra peygamberimi, sonra dedenin, nenenin kimi seversen sev derler. Öyle küçüklükten beri alıştırırlar bu meseleyi. Ama başka yerlerde hiç görmedik bu şeyleri. Başlarlar işte şunu seversin, bunu seversin diye, ama esas çocuğu bebeklikten başlayacaksınız. Peygamber Efendimiz'in sevgisini aşılamaya içlerine. O kurtarır. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti kurtarır Allah'ın izniyle. Ahirette, dünyada da, dünyada peygambere muhabbetli olan insan hiçbir şeyin zararını görmez Allah'ın izniyle. Çoluk çocuğu da doğru yolda olurlar Allah'ın izniyle. Allah'a şükür gene Mevlid ayına yetiştik. Mevlid ayını tazim etmek lazım. Şeyh Efendi derdi devamlı, Mevlid ayında ne kadar hayır hasanat yapsanız, Mevlidler okusanız daha güzel olur, daha iyi olur. Yani o ay bilinsin, öğrenilsin. Şimdi bir tane daha çıkarmışlar ki 21 Nisan'da yapıyorlar ama esas Şeyh Efendi onu fazla tasvip etmedi, beğenmedi o şeyi, ama gene de peygamberi hatırlıyorlar diye bir şey değil, ama ona bu Mevlid'den daha fazla biraz bakıyorum da ehemmiyet veriyorlar. Kutlu doğum haftası diye tutturuyorlar onu. Onu da biraz yapsa yeter. Ama esas yani bu aylarda yapmaları lazım. Rabi'l-Evvel'de olması lazım. Hem Mevlid Şerif'i yazan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin dediği gibi Mevlid gecesi neredeyse Kadir gecesine müsavidir yani. Aynı hemen hemen. Çünkü Peygamber Efendimiz olmasaydı Kadir gecesi de olmazdı. Ona Kur'an ondan sonra indi tabii. Onun için çok tazim etmek lazım. Her verdiğiniz sadaka Peygamber Efendimiz'e mevlid. Hayır hasanat yaptığınız vakit Peygamber Efendimiz'in şerefine mevlid olarak veriyoruz diye niyet edin. Salavat-ı şerifleri fazla okuyun. Kadir mevlid gecesi inşallah mevlidler okunur. Dualar yapılır. Tesbih namazda kılsalar iyi olur. O gece ihya etmek güzel olur. Ya, yapabildiği kadar tabii insanın. Geceyi ihya etmek de yani bir vakte kadar ihya edip de ondan sonra biraz istirahat edince gene teheccüde kalkmak niyetiyle olduktan sonra bütün gece ihya olmuş gibi sayılıyorum. O da bir müjdedir. Allah nice senelere yetiştirsin. Amin. Elhamdülillah we now in months of birth of Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. Rabi'l-Evvel very holy month, and there is a holy night of birth of Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. It is equal to Laylatul Qadr, because if no
Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, it was no Laylatul Qadr. Laylatul Qadr coming after him. So because Quran in Laylatul Qadr given for Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. And it is created for Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. To love Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, it is order, it is obligatory for every Muslim. And we read in khutbah, Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, he said, they cannot be a real believer if you not love your love me more than your father and children and all human being. Nobody can be mustn't be more beloved for you more than Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why he said he is saying this? To make you real believer. Real believer, Muslim, it is different, and believer, real believer, different. It is very high rank to be believer, like a sky for between Islam, Muslim and believer. Muslim, everybody say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is Muslim. What he is doing, or not doing, he is Muslim. But to be believer, this is what we order to be mu'min. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal mu'minun. This most order coming for believer who are not respecting Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are not believer. Only they, Allah, he said for them, you are only Muslim, non-believer. What meaning? That it is, you are in danger. Many think can take your belief. You can become out of Islam even. So the most important thing in Islam to love Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is safer for us. He will save us by his shafa'ah. Without his shafa'ah, it is not easy. Not easy to come in this judgment day and to wait in this all thousand of years you can wait. It is not a joke. It is Allah telling this. He is the creator and he is doing and he is saying to people how to save themselves. In judgment day, no shadow. Only Allah can make shadow for special people. And who is this special people? Prophet and Awliya and Shuhada, and who are loving Prophet sallallahu alaihi wasallam and doing what he said. They give them secret to be with them. Really here, maybe 1 hour in under sun, people, they are running away, waiting in a queue, half hour, they run away. But there is no place to run away from all this bad situation. Only
in this dunya, Allah tell you what to do. You are be very quick in Jannah to be in, take from House of Kawthar. This is water of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inna atainaka al-kawthar. Allah give this for Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when people who first Prophet sallallahu alaihi wasallam shafa intercession for them, they will drink and quickly go to Jannah, to paradise, no waiting. And it is not difficult. You are people, they are love people who are very bad people. Why? Because they are making a special thing. They are making funny thing. For, maybe they are enjoying their ego. But to real enjoyment, to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to love him. And it is Allah give in this world before Akhirah enjoyment, real enjoyment for your spiritual being. And it is for everybody. Not it is only for Arab, for Turk, for other. No. For who are believing in he believe in Prophet sallallahu alaihi wasallam and love him, his satisfaction in dunya before akhirah also. Because nothing can save you if you are, even you are Arab, also not important. Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying when this Abu Jahl he died in battle of Badr, and Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, he come to him and said to him, Prophet send him to look and to heal, and he find him, he was injured, he nearly die. He said to him, take this. Abu Jahl, he was very proud. This is proudness, it is very bad. You cannot imagine how it was very bad. For this Prophet sallallahu alaihi wasallam was very humble, and he was hate proudness. In the, even in that situation, he said to Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, don't kill me with your sword. Your sword, it is dirty. Take my sword, it is more strong and cutting quickly. And say to your friend, I hate him more than ever now. This Abu Jahl, he said, when even he is dying, to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said this to Sayyidina Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, my Pharaoh, it is worse than Musa's Pharaoh. Musa's Pharaoh, when he was dying, he said, I become believer, amantu. But this is become worse. And they was making as a harming Prophet. He said, no Prophet harming like me. And his tribe, the best, Allah Azza wa Jal said, I create Sayyidina Muhammad and give him the best nation and the best tribe and the best thing. But even these people, when they are making harming Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah not looking for what they are. Only important thing here, even his uncle Abu Lahab also in Quran
there is a surah making bad description for him and for his wife. It is not important to be very near for him or to be from his nation. No, important thing for everybody to be loving him. And even Abu Lahab, when before when Prophet sallallahu alaihi wasallam first born, they tell him you become your nephew, and he was happy. Give this slave woman something to make her happy, because she it was a Monday. Every Monday in Jahannam, in hell, it azab, punishment stopping, and he giving water from his finger. This is a very small thing, because he was happy. Allah who he was giving him, but other side he was punishing him because he's not believing on him, and he was harming him all time. So no need to be look for people and to take people saying this is alim, this is not no, it's alim, real alim coming from Prophet sallallahu alaihi wasallam, from murshid, from mashayikh. This other one artificial alim, it is no benefit. It is zarar, harming. No, darar. No, في darar أكثر. More harm. Lose. Zarar verir daha fazla. Yani hurting. Harm. Losting. Making to lose your iman, you lose your faith. But real alim, all coming from Prophet sallallahu alaihi wasallam. By one, and it is giving benefit, not giving like other one bad. So, alhamdulillah, the most important thing here to be loving Prophet sallallahu alaihi wasallam, and who respecting and loving Prophet sallallahu alaihi wasallam, we respect him. Who are saying he's man like us, we are not respect them. And now it is in this month we must make more salawat. We may make every time more charity and night of 12 of Rabi al-Awwal, Mawlid. Even you can do every day Mawlid also. You must think and be happy, because he's our happiness here and hereafter. To be with him, it is the greatest happiness. Allah make this for us and for our children. And when you in our country, baby beginning to speak, they ask him who you love. He said, mother, father. No, he said, you must first say Allah, after Prophet sallallahu alaihi wasallam, after other. This is teaching also for small children, to put love of Prophet on their heart, small heart, and he also for you, they will be benefit for you. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شيخ عبد الله الفائز دغسان شيخ محمد ناصر الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل
Allahu 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 Hak. Allahu 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 Hak. Allahu 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 Hak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranek Rabbena ve ileyke'l masir. El Fatiha.